Merhaba yeniden. Koronavirüsü ve yurt dışından Türkiye'ye paket gönderimle alakalı son durum nedir? Bunlardan hızlıca bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. Yeniden merhabalar. Şimdi iki tane konu var. Hemen hızlıca bunlardan bahsedelim. Birincisi bir panik havası. Yani koronavirüs sebebiyle Amerika'dan ya da yurt dışından diye düşünebilirsiniz ki biz gönderimlerimizi Amerika'dan yapıyoruz. Amerika'dan Türkiye'ye olan kargo gönderimlerinde herhangi bir aksama var mı? Birinci soru bu. İkinci soru, Amerika'dan Türkiye'ye yapılan kargo gönderimlerin içerisinde koronavirüsü barınıyor mu? İkinci soru bu. Üçüncü soru ise Amerika'dan hala her şeyi alabilir miyiz? Amerika'ya tedarik zincirinde herhangi bir problem var mı? Şimdi hızlı bir şekilde tek tek bunları cevaplayalım. Şimdi birincisi, Amerika'dan Türkiye'ye kargo gönderimlerinde herhangi bir gecikme, herhangi bir engelleme söz konusu değil. Burada Amerikan hükümetinin de bununla alakalı herhangi bir açıklaması yok. Aslında tam tersi bir açıklaması var. Bu kargo gönderimlerinin herhangi bir şekilde aksamayacağı, herhangi bir şekilde problem yaratmayacağı bununla alakalı bilgi veriyorlar. Şimdi burada biz tarafındaysa tabii bu ekstra bir yoğunluğa sebep oldu. Çünkü belli bir zümre yurt dışından, daha doğrusu Amerika'dan kargo gönderimlerini bu virüs sebebiyle yapmak istemezken, belli bir zümre ise Türkiye'de bulamadığı ürünleri şu anda panik havasında Amerika'dan getirtmeye çalışıyor. Bu da bizde ekstra bir yoğunluk söz konusu oldu. Ancak tüm operasyon ekibimiz yoğun bir şekilde Amerika'dan Türkiye'ye bu göndermiş olduğunuz tüm kargoların operasyonel tarafta gönderimlerini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Şu anda herhangi bir gecikmemiz yok. Evet, yoğunluğumuz var. Genelde WhatsApp hattı ve sosyal medya dönüşlerimiz bir tık daha yavaşladı. Ancak onun dışında operasyonel tarafta hiçbir gecikme söz konusu değil. Dolayısıyla bu konuda rahat olabilirsiniz. Buraya yaptığınız tüm gönderileri en hızlı şekilde Türkiye adresinize sevkiyatlarını yapıyoruz. Ve bu yol esnasında da, yani hem aktarma merkezlerinde hem Türkiye girişlerinde de herhangi bir aksama şu anda söz konusu değil. Bugün de dahil olmak üzere, dün de dahil olmak üzere gönderimlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu birinci sorunun cevabıydı. İkinci soru şu. Koronavirüsü taşır mı gönderdiğiniz paketler? Şimdi burada tabii bir bilgi eksikliği var. Bir kere koronavirüsü, daha doğrusu virüsler genel olarak cansızlardan geçmez. Dolayısıyla insandan insana, hayvandan insana ya da hayvandan hayvana gibi şekillerde söz konusudur. Daha az de insandan insana geçiyor. Dolayısıyla örneğin diyelim ki, tamamıyla abartarak söylüyorum, bende bir virüs var. Ben hapşırdım ve paketinizi yapıyordum o sırada burada. Bu hapşırdıktan sonra olan virüs, bende virüs varsa bu virüs pakete geçmiyor, pakete tutulmuyor. Dolayısıyla size de bu şekilde gelmiyor. Bu ancak bu virüsler kuru ortamlarda ve aynı zamanda tutunamayacağı ortamlarda, yani cansız ortamlarda, elektronikler gibi, gıda gibi, ki gıdayı biraz açacağım, bu tip gruplarda tutunamıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Amerika'dan yaptığınız gönderilerde virüs bulaşma ihtimali söz konusu değil. Yani Amerika'dan Türkiye'ye virüs gelmez. Kutularınız ve paketleriniz üzerinde. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı ise şu. Burada şöyle bir risk grubu var. Refrigerated, yani soğuk haznede tutulması gereken ürün gruplarında risk olabildiği söyleniyor. Neden? Çünkü soğuk ve nemli ortamlarda bu grubun yaşayabildiği, yani virüsün yaşayabildiği, dolayısıyla taşınabileceği söz konusu. Bununla alakalı bilgiler var. Bizim burada önlemimiz ise şu şekilde. Şu anda bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Amerika'dan çok sayıda market alışverişini şu anda alıyoruz. Özellikle Walmart'tan, Costco'dan ve Amazon'dan çok sayıda paketiniz geliyor. Bu paketlerinizi göndermeye çalışıyoruz. Burada ise almış olduğunuz özellikle soğutma hazneli paketlerinizi teslim almıyoruz ve bunları teslim etmiyoruz. Bunları gönderilerini yapmıyoruz sırf bu sebeple. Tabi bu olacağı ve olduğu için de barındırdığı anlamına gelmiyor. Fakat hem sizi hem aynı zamanda hani ülkeler arası bu geçişi korumak anlamında bunu kabul etmiyoruz. Fakat onun dışında kuru gıdalarınız, Amerika'da enteresan bir şekilde çeşitli makarna grupları, çeşitli cipsler, bir takım kukiler vesaire sipariş veriliyor. Bunlarda ise herhangi bir şekilde sorun, risk söz konusu değil. Dolayısıyla kuru gıda siparişlerinizi, diğer supplement ürünlerinizi, ilaçlarınızı vesaire gibi tüm grupları alabilirsiniz. Mesela Türkiye'de ürünler tükendikçe ya da fiyatları olağan dışı arttıkça
genelde talep bize geliyor. Bu nasıl oluyor? Özellikle pastiller bu ara çok fazla var. Çeşitli ağız spreyleri çok fazla sipariş veriliyor. Bu tip ürün gruplarında herhangi bir sorun söz konusu değil. Son olarak ise bu yine videonun başında bahsettiğim üçüncü grup, üçüncü soru tipi söz konusu. Orada ise yani aslında burada yine bunu söylemekte fayda var. Burada mümkün olduğunca panik havasının dışında kalmak lazım. Amerika içerisinde raflar boşaldı vesaire gibi söz konusu değil. Özellikle Amazon'da hala paketlerinizin gönderileri var. Tabii ki bazı ürünlerin stokları tükeniyor ya da azalıyor. Ancak Amerika'da şöyle bir avantaj var. Bir ürünün stoğu tükendiyse stoklu gösteremezsiniz. Ya da bir ürünün termin süresi daha uzunsa bunu daha kısaymışçasına gösteremezsiniz. Örneğin burada bir örnek verelim. Amazon'a geldiniz. Tamamıyla örnek bir ürün seçeceğim. Diyelim ki şunu seçtim. Bakın burada mesela bu ürünü, bakın burada pazar günü kargosu görünüyor. Bu ürün mesela 2 hafta sürmez. Bu ürünün stoğu tükendiği gibi şey söz konusu olmaz. Burada out of stock olabilir. Mesela Purell bakalım. Çok büyük ihtimalle Purell'lerin stokları tükenmiştir. Orada bir örnek gösterirken hangi ürün asıl stoğu yok. Bir bunu kenara alalım. Bir tane de direkt Purell kenara alalım. Mümkünse şöyle 3 tanesini kenara alalım. Bakın mesela buna bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bu ürün out of stock diyor. Dolayısıyla bu ürün sanki varmışçasına gösterildi. Çünkü bununla alakalı Türkiye'de kullanıcılarımızdan feedback alıyoruz. Hani ürünler varmış gibi gösteriliyor. Siz siparişinizi veriyorsunuz fakat halbuki yok. Bu şekilde paranız alınıyor vesaire. Burada öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Amazon'a geldiğinizde, Amazon'a girdiğinizde de bu Walmart da olabilir, Costco da olabilir fark etmez. Girip alışveriş yapmaya çalıştığınızda ürün yoksa burada out of stock görünür. Bir örnek daha açmıştım. Umarım bu da, evet bakın bu da mükemmel tabii senin gibi. Burada da eğer ürünün tarihi neyse bakın bu tarih şaşmaz. 10 Nisan 1 Mayıs diyor. Bu ürünü mesela almanıza gerek yok. Bu ürünü aldığınızda 10 Nisan'dan daha evvel gelebilir ama 1 Mayıs'tan daha geç gelmez. Bu kesin bir bilgidir. Burada Amazon buna çünkü engel olur. Onun dışında Walmart'ta da benzer şey vardır. Bakın burada hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki şunu seçelim. Bir drop seçelim. Bakın burada gördüğünüz gibi şu an zaten stoklu ürün ve burada isterseniz 16 Mart'a kadar ya da eğer ekstra ücret derseniz 15 Mart'a kadar yani pazar gününe kadar ürününüz teslim olabilir. Ya da mesela Purell bakalım. Muhtemelen Purell'lerin stokları yoktur. Hemen seçelim bir tane. Muhtemelen yoktur. Bakın burada ise out of stock'tur. Almanıza izin vermez. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Genelde ortalama süreler 1-2 gündür. 1-2 gün içerisinde Walmart'tan ya da Amazon'dan bizde olur. Bize geldikten sonra ise bizden size ulaşma süresi 3 ila 8 iş günüdür. Bunun işte gümrük işlemleri dahildir. Tüm işlemler bittikten sonra Türkiye'de teslim olur. Zaten geri kalan sistem biliyorsunuz. Nasıl sipariş vereceğinizi diğer videolarımızdan da bakabilirsiniz. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada supplement grubu olabilir, yani ilaçlar olabilir, pastiller olabilir, ağız spreyleri, temizlik ürünleri hiç fark etmez. Dilediğiniz her ürünü sipariş verebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm sorularınız için bakın hemen Amerikan Paketim sayfamızın sağ altında bulunan yeşil WhatsApp ikonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, hoşça kalın.